Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerin de göreceği üzere bir ay ara verdiğim bir seri olan Bu Ay Ne İzledim serisine devam ediyorum. Eylül'de ne izledim size bunları açıklayacağım. Öncelikle görmüşsünüzdür, arka plan değişikliği var. Çünkü artık resmi olarak yurda yerleştim. Artık bir üniversite öğrencisiyim. Hani eğer onunla alakalı herhangi bir video isteğiniz, sorunuz falan filan varsa onları da aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya başlamadan bunları söyleyeyim. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan Eylül ayında ne izledim ona başlayalım. Öncelikle ayın ilk günü arkadaşım Dilara ile beraber Palm Springs izledik. Ve bu filmi ben bayağı beğendim. Konusunu daha önce tam açıkladım mı hatırlamıyorum ama bahsetmiştim kanalımda. Palm Springs şunu anlatıyor. Bir tane adam bir düğünde, düğün hafta sonunda neyse, kız arkadaşıyla beraber uyanıyor. Çok güzel. Ondan sonrasında düğüne gidiyor falan filan. Ama şunu öğreniyoruz. Bu adam aynı günü tekrar ediyor. Sonrasında bir şekilde bir tane daha kadını beraberinde şey yapıyor, getiriyor. Ve o kadın da aynı günü, aynı düğün gününü, gecesini yaşamaya başlıyor. Andy Samberg oynuyor. Brooklyn Nine-Nine'den bildiğimiz. Bir de Kristen Milioti oynuyor. How I Met Your Mother'dan bildiğimiz. Yani bence çok komik bir ikili olmuşlar. Çok komik bir filmdi bence. Benim Palm Springs'e puan 5 üzerinden 4 oldu. Gayet güzeldi. Ardından ertesi günü ayın 2'sinde nasıl okunuyor bilmiyorum. Reprise. Norveçli bir film izledim. Bu film de gayet güzeldi. Film iki arkadaşı konu ediniyor. Bu iki arkadaş da yazar olma ümitleriyle yazdıkları şeyleri bir yayın evine yolluyorlar ve biri kitabını yayınlarken öbürü yayınlayamıyor. Onların ikisinin hayatlarını anlatıyor aslında konu olarak. Hani ikisi de başarılı oluyor bir şekilde ama ne koşulla. Romantik bir şeyler, ilişki de vardı yani, o da güzeldi bence. Ve genel olarak dedim ki ah keşke Norveç'te yazar olsam yani. Ama olamam. Çünkü Euro 9 lira. Ya aslında galiba Norveç'te kron geçiyor da her şekilde yani. Euro, kron konuşurken bunu söylemeyi unutmuşum. Reprise'a puanım 5 üzerinden 3,5 oldu. Ardından ikisinden sonra ben Bilkent'e geldim. Videoda görebileceğiniz gibi şuradan izleyebilirsiniz videoyu veya buradan. Her seferinde karıştırıyorum. Galiba buradan videoyu izleyebilirsiniz. Bilkent'e geldim. Bir hafta oryantasyonum vardı, sınavlarım vardı. Onlara girdim. O sırada film izlemedim. Sonrasında tekrar İstanbul'a döndüğüm zaman 13 Eylül'de Bong Joon-ho'nun Snowpiercer adlı filmini izledim. Filmi izledik ve film bence gayet güzeldi. Filmin kadrosu zaten gayet güzeldi. Chris Evans vardı, Tilda Swinton vardı, John Hurt vardı. Sonra Parazit'teki babayı oynayan adam vardı. Onun tam olarak ismini bilmiyorum. Ama kadro çok güzeldi. Kadro çok güçlüydü ve genel olarak da oyunculuklar da mükemmeldi ve hani direkt bir kaosun ortasına Octavia Spencer da vardı. Bak aklıma şimdi geldi. Yani filme başladığın anda bir tane kaosun içerisine giriyorsun. Yani dünya sona ermiş neredeyse. 2031'deyiz galiba, evet. 2031'deyiz. Bir tane trendeki insanlar yaşıyor sadece. Çünkü dışarıdaki her taraf donmuş. O yüzden millet içeride. Ama sınıf sistemi var trenin içerisinde. İşte bu bahsettiğim Chris Evans, Octavia Spencer, John Hurt falan filan. Onların hepsi trenin arkasında. Neyse sonrasında bu en alt, en arka sınıfta olan Chris Evans ve John Hurt diyorlar ki artık bizden bu kadar yeter, ben öne gidiyorum diyor. Ve bunun içerisine giriyorsun direkt. Yani adam isyan çıkarmaya karar veriyor ve isyan çıkarıyor. Bir de Bong Joon-ho'nun Hollywood camiasına giriş filmi mükemmel. Bu arada Bong Joon-ho Parazit'in yönetmeni. Bunu da söyledim mi bilmiyorum da. 5 üzerinden 3,5 verdim ben. Ardından bu senenin en beklediğim filmlerinden biri olan The Devil All The Time'ı izledim. Kadro zaten müthiş. Hani Snowpiercer'a dedim ya ben, hani kadrosu çok güzel. Burada hani kadro inanılmaz. Bir kere Tom Holland'ın Spider-Man dışındaki ilk çok çok ciddi rolü. Yani başrol olarak ciddi rolü. Ardından Bill Skarsgård var. Sebastian Stan var. Robert Pattinson var. Onun dışında Mia Wasikowska var. Eliza Scanlon var. Yani çok çok güzel bir kadrosu vardı. Ve oyunculuklar zaten mükemmeldi. Yani ona hiçbir şey demiyorum. Ama film daha önce görmediğim bir şey değil. Daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani ben bu tarz filmi gördüm. Konusu şu, Tom Holland'ın karakteri Arvin çocukluğundan itibaren böyle bir sürü kötü olayla karşılaşıyor. Herkes, etrafındaki herkes ölüyor yani neredeyse. Bu spoiler değil bu arada. Etrafındaki herkes hep teker teker ölüyor ve kötü şeyler başlarına geliyor bu insanların. Kendisine artık diyor ki sıçarlar böyle işe. Ben kontrolü elime almak istiyorum diyor ve intikam peşinde koşmaya başlıyor. Yani kendi intikam değil de hani adalet peşinde, kendi adaletini sağlamaya çalışıyor. Genel olarak gayet güzel bir filmdi. Sadece hani beklentim
filmin birazcık daha aşağısında oldu. Çünkü ben çok büyük beklentilerle girmiştim filme, o da ayrı bir konu ama hani daha önce gördüğüm tarzda bir filmdi. Hani şimdi hangi tarzda film gördüm böyle Zeynep diye sorsalar cevap veremem ama böyle filmler gördüm. O yüzden kötü değildi, güzeldi. Ama mükemmel değil. O yüzden 5 üzerinden 3.5. Sonra aynı gün 20 Eylül'de anneannemlerle beraber The Theory of Everything'i izledik. Stephen Hawking'in hayatını anlatıyor. Yani tam olarak hayatı en başından itibaren değil de şeyle tanışmasını, ilk eşi Jane ile tanışmasını anlatıyor film. Aa, spoiler mi verdim acaba? Ama gerçek hayat hikayesi zaten. Spoiler değil yani. Neyse, evet, ilk eşi Jane'in tanışmasını ve onların evliliğini birazcık anlatıyor. Ama aynı zamanda Stephen Hawking'in de hayatını anlatıyor ve güzel bir filmdi. Şey çok güzeldi. Belki bunları biliyorsunuz estetik olarak, işte Dark Academia diye bir olay var. İşte bir estetik hayat, yaşam stili. Neyse, Dark Academia'nın böyle şeylerini alabiliyordun. Çünkü hani Cambridge'deler. Böyle güzel güzel gotik binalar falan filan var. Çok hoştu yani o. Kıyafetler de çok güzeldi. Oyunculuklar da güzeldi ama hani benim aklımda böyle aa bu mükemmel bir filmdi diye kalmadı. Hani güzel bir filmdi ama böyle mükemmeldi, çok güzeldi, hayatımı değiştirdi de diyemem yani. O yüzden 5 üzerinden 3 verdim. Bu ay gerçekten hiç çok çok kötü film izlemedim. O yüzden aslında bu filmlerin hepsi önerdiğim filmler. Yani gidip izleyebilirsiniz bence. Mesela 25 Eylül'deki Enola Holmes da dahil olmak üzere. 25 Eylül'de Enola Holmes'u izledim. 5 üzerinden 3 verdim, bunu şimdiden söyleyeyim. Ve bu da çok çok uzun süredir beklediğim bir filmdi. Netflix'in bu sene 2 tane filmini uzun süredir bekliyordum. İşte biri The Devil All The Time, diğeri de Enola Holmes. Bence gayet tadında bir filmdi. Aile filmi. Aile filmi kıvamında bekledim ve aile filmi kıvamındaydı. Gayet çerezlik, güzel, ailecek izledik hatta. Konusu şu, biliyorsunuz Sherlock Holmes, Mycroft Holmes, bunların ikisi kardeş. Sherlock zaten hani dedektif. Neyse, bunların bir tane küçük bir kız kardeşi var, Enola Holmes. Annesiyle beraber yetişiyor, hani Londra'ya gitmiyor abileri gibi. Ve annesi bir gün ortadan kayboluyor. Sonra bu kız annesini bulmaya çalışıyor. İşte yolda bir sürü yeni insanla falan tanışıyor. Neyse, bu film böyle yani. Aslında dedektiflik hikayesi ama birazcık da aile dedektiflik hikayesi. Oyunculuklar gayet güzeldi. Hatta bence özellikle Millie Bobby Brown ve Sam Claflin'in bir tane sahnesi var Fayton'da. Belki izlemişsinizdir. O Fayton'daki sahnesi mükemmel bir sahne. Bence gerçekten çok güzel. Oyunculuklarını çok iyi sergiliyor yani. Bir kere Sam Claflin zaten Finnick O'Dare olarak çok sevdiğim bir insan olduğu için kendisinin öyle bir yeteneği de olduğunu bildiğinden ötürü bu filmde görmek çok güzel oldu. Kötü yanım olarak da şunu diyeyim. Bence çok fazla dördüncü duvarı yıkma vardı. Ben dördüncü duvarı yıkmayı severim. Yani filmlerde onları görmeyi severim. Hani hiçbir sıkıntı olmaz. Deadpool'da mesela gayet yerinde kullanılıyor. Çok sevdiğim Ferris Bueller's Day Off'da da zaten mükemmel kullanılıyor bence. Hani dördüncü duvarı yıkma olayını en güzel yapan bence zaten film Ferris Bueller's Day Off. Burada çok fazla vardı. Benim tek sıkıntım o galiba. Gerçekten Millie Bobby Brown 2'de 1 kameraya dönüp Dora, Kaşif Dora gibi şey yapıyordu. Şimdi ne yapmalıyım? Acaba ne yapacağım gibi soruyordu. Ona birazcık sinir oldum. Ama Enola Holmes hakkında bu kadar şey diyeceğim. Ortalama bir filmdi. 5 üzerinden 3 verdim o yüzden. Ve bu ayın kapanışını ben çok güzel bir filmle yaptım. Ve bunu bağırmak istiyorum bu filmi. Herkesin izlemesini istiyorum. İzlemediyseniz yani. O da Atonement, yani Kefaret adlı film. Mükemmel bir film. Mükemmel. Yani böyle bir şey görülmemiş. Filmin konusu şu. 13 yaşındaki Bryony bir tane yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Bunu bu arada gerçekten spoilersiz anlatmak için çok uğraşacağım, çok çabalayacağım. Bryony bir tane yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Bu büyük ablasının, yani kız kardeşinin aşkının mahvolmasına bile sebep olacak kadar büyük bir hata. Diyeceklerim bu kadar. Ama yani konudan çok bir şey anlatamayacağım. Ama şunları bilin. İkinci Dünya Savaşı var. Sonrasında Keira Knightley ve genç James McAvoy var. Filmin konusu belki çok ilginizi çekmese bile çekimleri inanılmaz sizi tutuyor ve filmi bitirmenize şey yapıyor. Yani filmi çok rahat bitirirsiniz. Çünkü çekimler mükemmel. Mükemmel ötesi çekimler var. Yani böyle bir şey görülmemiş. Hayatımda gördüğüm en iyi sinematografilerden biri olabilir. Hatta bakayım kim yapmış sinematografisini. Seamus McGarvey. Ooo Seamus McGarvey daha bayağı güzel sinematografileri var. Seamus McGarvey gayet güzel bir iş yapmış şey açısından, sinematografi açısından. Gerçekten hayatımda böyle güzel şeyler görmedim, çekimler. Çok çok güzeldi. Her şey çok anlamlıydı. Onlara bakarak zaten izlersiniz filmi. Puanım, davullar lütfen. 5 üzerinden 5 oldu arkadaşlar. Uzun süredir 5 üzerinden 5 film söyledim mi size?
Hayır. Bu film gerçekten çok güzel. Bu filmi daha fazla öneremem. Gidip izleyin. Netflix'te var bu arada. Filmlerden bu kadar. Ay içerisinde bir tane de dizi sezonu bitirdim. O da Community'nin ikinci sezonu. Çok çok güzel bir sezondu. Bence birinci sezondan çok daha iyiydi bu sezon. Community'nin ikinci sezonundaki en sevdiğim bölümleri söyleyeceğim. İkinci bölüm, 9. bölüm, 11. bölüm, 19. bölüm, 21. bölüm, 23 ve 24. bölümler mükemmel ötesiydi. Yani gerçekten altıma işeyecektin yani gülmekten. O kadar diyeyim size. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Evet, bu arada video önerilerine açığım. Herhangi bir şekilde yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.